Alo. Buyurun. Ha, ben deyim, tamam. Şeyi diyecektim hocama. Şimdi benim kızımı isteyen var ve babası en büyük engelleri önüne koymaya çalışıyor. Yani o kadar arada derede kalmışım ki ben nasıl davranacağım, ne yapacağım? Çok çaresizim. Yani bilmiyorum. Devamlı kızın önüne engel, kaderine engel olmaya çalışıyor. Kızım da her gün ağlıyor, dua ediyor, namaz kılıyor ama bilmiyorum. Ben hocama sormak istiyorum. Nasıl davranayım, ne yapayım? Peki efendim. Niçin engel koyuyor? Ya mesela şey diyor, evi olsun diyor. O şartı koyuyor. Çocuk da diyor ki ben ev alamam diyor. Ben ancak düğünümü yaparım ama evimi geçindiririm. Ama Allah'ın verdiği hani nasip kısmetle bir şekilde yola koyarım diyor. Ama benim eşim sırf olmasın diye, ben onu hissediyorum, olmasın diye hep böyle engeller koyuyor. Çünkü bazı insanlara o kadar önderlik yapıyor ki, iyi niyetli davranıyor. Ama kendi çocuklarına gelince böyle şey oluyor. Sanki nasıl desem, düşmanlık ister ya bir insan. Gerçi evlada beslemez ama öyle bir şey, hissiyat var bende. Hissediyor mu yani? Peki efendim. Gelelim son dinleyicimize. Dedi kızım isteyenler var ama dedi babası mani oluyor dedi. Damadın önüne diyormuş. Ev var mı? Bizim burada da bekar çocuklar var yazık. Onlar da diyor, abi diyor, boğazda bir yalı alırsın diyormuş. Çocuk bir kumbara açtı artık her gün. 25 kuruş atıyor boğazda yalı alacak. Biz de yardımcı oluyoruz. Biz de yardımcı. 50 kuruş 1 lira atıyoruz. Şimdi Allah Teala rahmet eylesin. Emel abilerine anlatırken buyuruyorlar ki şirket gibi yapılan evliliklerin dağılması mukadderdir. Benim şuyum var, seninle koyacaksın, senin şuyum var falan. Bunlar dedi mukadderdir. Yani ayrılmaları. Ama Allah rızası için yapılırsa, iki tarafta makul ölçüler içerisinde hareket ederse, makul ölçüler içerisinde erkek kızın Müslüman olması, mütezettir olması, itikad düzgün olması, beş vakit namazını kılması, bunu tercih ettiyse, kız da aynı şekilde itikad düzgün, beş vakit namazını kılan, helal haram bilen, evlendiği zaman çoluğunu, çocuğunu haramdan koruyabilecek, hanımını koruyabilecek birisini tercih etmişse, Allah Teala bunlara yardım eder. Biz de evlendik, tayin olduk. Onu hep anlatıyorum, bir şeyimiz bile yoktu. Yemek pişirecek ocağımız yoktu. Hanımın anneannesi, Allah Teala rahmet eylesin, o kadıncağız bir pikniklikler var ya, ondan vermişti. Uzun zaman onda biz gittiğimiz yerde şey yaptık, yemek yaptık. Bir soba verdiler, boruları yoktu. Sizin ilk kerametiniz orada görüldü demek ki. Sobasız, şey borusuz sobayı yakarak. Borusuz sobayı yakarak. Ya yeni gittin, kimse seni tanımıyor, taksitte de vermiyorlar. Taksitte de vermiyorlar. Dolayısıyla Allah Teala sonra hepsini verdi gitti. Allah Teala sonra hepsini verdi gitti. Mukadderse, Allah Teala takdir etmişse, biz mesela şeye geldiğimizde, İstanbul'a geldiğimizde Fatih'te otururken bir ev sahibimiz vardı. Allah rahmet eylesin, iyi insandı. Kızın eviydi. Dedi ki inşallah dedi buradan kendi evine geçersin. Allah Allah, kendi evim de imkansız bir şey. Allah rahmet eylesin, hemen abiler işte uzun taksitlerle hemen ev sayesinde bir ev sahibi olabildik yani. Böyle bir ev sahibi olduk. Hakikaten oradan kendi evime geçmiştim. Dolayısıyla yani hani kadıncağız diyor ki beyim sanki diyor vermemek için bu engelleri şey yapıyor falan. Başkalarına iyi davranıyor diyor. Öyle değildir. Kafasına yerleşmiştir. Dua et. İstiğfara devam edin. Belki de nasip değil daha. Nasibi çıkmadı. Veya Mers çocukta başka bir şey gördü adam. Bahane yani, ediyor yani. Bahane ediyor. Biraz dinlemek lazım belki de onu da. Şey itibariyle hemen suizan etmemeli. Çünkü başkalarına da yardım ediyor. İyi ediyor. Kendi evladına etmez mi? O zaman eder tabii ki. Ha şimdi bunların belki müspet gördüğü birisi. Kızı da müspet görüyordur gelen damat adayını. Ama sizin de dediğiniz gibi adamcağız bir şeyini gördü. Onun için hani yokuşa sürdüğü işi. Günü ve saati gelince inşallah Teala biz de dua ederiz. Kendileri de etsin, istiğfara da devam etsin. Cenab-ı Hak hayırlı kısmetler çıkarsınlar. Hayırlı insanlarla karşılaştırsınlar inşallah Teala.